Ya anne ya, biz niye kuru ekmek yiyoruz? Kızım bugün başka yiyecek bir şeyimiz kalmadı. Birkaç gündür duran ekmeği yiyoruz. Ne yapalım? Başka hiçbir şeyimiz yok. Evet anne ya, ben de artık başka yemek yemek istiyorum. Hep bu kuru ekmekten yiyoruz ya. Ya anne, biliyor musun? Arkadaşlarım sabah kahvaltısında sucuk, yumurta, sosis diyorlar. Biz ise kuru ekmek. Bir de arkadaşım dün bana Barbie'sini gösterdi. Barbie'si vardı, Barbie karavanı vardı, bebeği vardı, her şey vardı. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Kızım ne yapabilirim? Yani bir temizlikçi maaşıyla ancak kuru ekmek alabiliyorum. Elektriğimizi, kiramızı zor ödüyorum. Paramız kalmıyor. Ama anne, ben Barbie bebek istiyorum, sucuk istiyorum. Hayatımda hiç sucuk yemedim ya. Tamam kızım, belki bir gün bizim de paramız olunca alırım ben sizi. Tamam mı? Anneciğim, Anne. sen niye öksürüyorsun? Biraz rahatsızım ya kızım. Efendim oğlum. Ben de tam Ece'nin dediğini diyecektim. Sen niye konuşurken böyle öksürüp öksürüp konuşuyorsun? Üşüttüm herhalde oğlum ya. Birkaç aydır öksürüyorum ama şimdi biliyorsunuz paramız anca kiraya yettiği için doktora gidemiyorum. Yani bir gün giderim. Anne, sen aldın hizmetçi olarak aldığın parayla doktora gitsene, bak öksürüyorsun, bir şey olur. Ne yapalım? Ya şimdi kuru ekmek alacak paramız bile zor kaldı. Eğer ben doktora gidersem birkaç gün aç yatmak zorunda kalırız. Ya anne boş ver, biz birkaç gün aç yatsak ölmeyiz. Hadi gel, sen doktora git. Tamam kızım. Madem öyle diyorsunuz, ben de zaten artık canım çok acımaya başlamıştı. Doktora Evet. gitsem iyi olacak galiba. Anne sen boş ver. Yine kuru ekmek yeriz. Sen doktora git yeter. Tamam oğlum. En iyisi biz Ece ile gidelim de. Yani sen de gelmek istersen tabii hep beraber de gidebiliriz. Anne benim bir işim var da başka bir yere gideceğim ben. He, tamam oğlum o zaman. Biz Ece ile o zaman gidelim. Elimizi yüzümüzü bir yıkayalım. Yemek yedik ya, kuru ekmek kalmasın ağzımızda, dişimizde. Tamam anne. Ben de bir Tamam. Sen de çıkayım. istediğin zaman çık oğlum. Geç kalma. Tamam. Hadi kızım, Ben yıka yıkadım ellerini. Tamam. anne. Yıkadın mı Hadi Ece? gidelim. Yıkadım. Tamam anneciğim. Hadi çıkalım, yavaş yavaş gidelim doktora. Heh, abin çıkmış bile. Yürüyerek gideceğiz kızım. Metroya falan verecek bilet parası yok. Zaten yakın ya hastane. Tamam Geliyor anne. musun? Geliyorum, geliyorum. Hadi kızım, önümden git de. Önümden git, arkamda kalma. Of kızım ya, gitmese miydik acaba? Parayı oraya vermek istemiyorum ya. Ben dayanırdım biraz daha. Boş ver anne, boş ver, gideceğiz. Hadi anneciğim gel, hadi. Geliyorum kızım. Şu taraftan mı gitseydik acaba? Uluy hangi taraftan gidersek Uluy. Hadi gidelim. Ay çok fena yaptı bu bey, hastalık beni ya. Geliyorum, Geliyor musun aşkım? geliyorum. Abin de arkadaşları da buluşacak günü buldu ama seni ona bırakacaktım. Neyse artık, ikimiz beraber gidelim bari. Ay. Of çok fenayım. Gel kızım gel, hastane bu tarafta. Nereye gidiyorsun? Anne ben polise gidiyormuşum. Al. Merhabalar. Doktor abi, doktor abi, yardım et, annem çok öksüyor. He? Ne oldu annenize? Gerçekten size ne oldu? Çok kötü öksürüyorsunuz. Merhaba doktor bey. Ben birkaç aydır öksürüyorum. Boğazım çok acıyor. Yani durumumuz da olmadığı için gelemedim ama artık dayanamayacak seviyeye geldim. Ya yani siz bir ay boyunca durmadan öksürüyor musunuz? Yok, bir ay değil, birkaç ay oldu. 5 aydır falan öksürüyorum. Sizi acilen kontrol almamız lazım. Kötü bir şey olabilir. Ama benim çok param yok yalnız. Öyle bütün şeyleri karşılayamam ben. O Tamam, yüzden hani... sizin karşılayacağınız kadar yapabiliriz. Tamam, o zaman en şey kontrolleri yapın, ona göre ödeyeyim Tamam. O zaman şimdi küçük kızınız ben. Şurada gelsin beklesin istiyorsanız mi? Şurada yanınızda. gelsin yanımda eğer. Şimdi ağlar üzülür, o benim yanımda durur mu? Durabilir, sıkıntı yok. Tamam. Ne Şimdi yapacaksınız doktor bey bana? ilk önce sizi röntgene sokacağız. Kötü bir şey var mı?
bir yerinizde. Onu kontrol edeceğiz. Tamam. Ciğerlerime mi bakacaksınız? Öksürüyorum ya. Evet. Evet, aynı zamanda oraya Gece bakacağız. kızım. Edin Yanımdan bakalım. ayrılma kızım. Tamam. Gel, ilk Korktun önce mu anneciğim? Hiç sesin çıkmıyor. Niye konuşmuyorsun? Korktun mu? ben sizi dinliyorum. Tamam. Buraya mı Şimdi. yatacağım doktor bey? Evet, buraya yatacaksınız. Zaten makine otomatikman sizi ilk sıraya alacak. Tamam. Sessiz mi Evet. durmam gerekiyor? Evet, sessiz durmanız gerekiyor. Şimdi hemen şuradan kontrol edeyim. Bakalım bakalım. Şuradan seçeyim. Bulamaz. Ah, ne oldu doktor bey? Ne oldu doktor abi? Bunu açıklamam lazım. Sizin kanseriniz var. Ne? Kanser mi olmuşum? Evet, siz kanser olmuşsunuz. Ya. Bu cihazda sizin bir hafta sonra öleceğiniz gözüküyor. Ne? Bir hafta mı? Sadece bir hafta mı ömrüm kaldı? Evet, sadece bir hafta. Annem Üzgünüm. ölemez, Yalan yalan söyleme. söylemiyorum. Emin misiniz doktor bey? Evet, cihaz yalan mı söyleyecek? Belki Gerçekten. söyler, belki söyler. Yani maalesef cihaz öyle gözüküyor. Allah'ım çok Cihazda. mutsuzum. Çok üzülüyorum. Ne yapacağım ben? Bir hafta ömrüm kalmış kızım. Gel neyse evimize gidelim bari. Tamam. Teşekkürler doktor bey. Önemli değil. Görüşmek üzere. Peki. Hiç tedavi yok mu yani? Ben hiç soramadım. Korkudan artık ne hale geldim? Tedavi var ama siz çok geç kalmışsınız. Yani Ya. tedavi edersek %90 ihtimalle kurtaramayacağız. Ha, anladım. Tamam, teşekkürler Hem tekrardan o zaman. de bu tedavi çok pahalıya mal olur. Ya benim param yok zaten. Olamam. Kızım gel Tamam. ağlama. Hadi gel Görüşmek abinin üzere. yanına gidelim. Tamam anneciğim. Üzülme kızım lütfen gel. Gel anneciğim. Ne yapacağız kızım bilmiyorum. Abinin yanına bir gidelim evimize. Tamam mı? Tamam anneciğim. Gel kızım. Eve gelmiştir o şimdi. Bu kötü haberi ona da vermemiz lazım. Neredesin kızım? Gel. Geç kalma. Buradayım. Kızım neden konuşmuyorsun? Bir şey oldu sana böyle. Tamam üzülme o kadar. Ya anne ya senin ölmeni Kızım bunu konuşacağız zaten. Gel. Hop 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 hop. Hadi kızım. geliyorum anne. Üzülme anneciğim gel. Ya anne nasıl üzülmeyeyim? Benim bir ay ömrüm kaldı, üzülmez misin? Bir hafta ömrüm. Üzülüyorum tabii. Gel şurada oturalım. Abin daha gelmemiş. Onun gelmesini bekleyelim. Heh. Eve geldiğim yine güzel bir gün. İyi abi. Abi annemin bir hafta ömrü kalmış. Oğlum Ateşim. içeri geçin kızım gel. Ağlamayın lütfen. Beni de alacaksınız. Oğlum Anne. gel şuraya otur. Anne yine şaka yapıyor bu kardeşim değil mi ya? Hayır oğlum. Şuraya otur da gel olanları anlatalım Sen sana. kardeşimi bir şekilde ağlatmayı başardın ve şu an bana şaka yapıyor. Hayır Hayır abi. oğlum. Annemin bir hafta ömrü kaldı. Ne Doktor siz bana ciddi akciğer misiniz? kanseri oldun dedi oğlum. Akciğerlerimde kanser olmuş ve bir hafta sonra ölecekmişim. Ne? Evet oğlum. Çok az ömrüm kalmış. Üzülmeyin lütfen. Şimdi sizinle bir şey konuşacağım. Beni dikkatlice dinleyin. Bugüne kadar Anne. sizin istediklerinizi size veremedim, tamam mı? Bu yüzden ben bir karar aldım. Bugün bankayı soyacağım ve sizin ne kadar istediğiniz varsa ölmeden önce size yaptıracağım. Tamam anne. Kabul ediyor musunuz Gerçekten çocuğum? Evet, kabul haklısın. ediyoruz. Hayır, zaten öleceğim. Tutuklansam da öleceğim. Tutuklanmasam da öleceğim. Hiç olmazsa sizi ölmeden önce mutlu görürüm. Tutuklanırsın. Tamam anne. Evet. Tamam mı? Tamam. Hadi gelin bakalım şimdi. İyi de anne Direkt sana bir şey şeye söyleyeceğim. gideceğiz tamam mı? Bankaya gideceğiz. Tamam gidelim o zaman ama Hazır anne sana bir mısınız? şey söyleyeceğim. Hazırız Şöyle da oğlum. bankada bir sürü kamera ve lazerler var. Lazerlere zaten değdiğimizde direkt alarmlar devreye girecek. Çok Siz hiç dikkatli merak etmeyin. olmamız Siz lazım. aşağıda bekleyeceksiniz. Ben paraları alıp geleceğim, tamam mı? Bankanın önünde bekleyeceksiniz. Hadi gelin. Tamam. Anne ama şöyle bir şey de var.
Yani çok hızlı olmamız lazım. Çünkü bankadaki kapıyı patlatır patlatmaz Alarmlar alarmlar çalacak. Biliyorum çalacak. oğlum. Siz Orada kapıda bekleyin, tamam mı? Gelin bakalım. bomba da Sizin... lazım anne. Hayır, siz merak etmeyin. Her şeyi ben halledeceğim. Sizin görünmemeniz lazım. Suçlu olarak sadece benim olmam lazım. Anladınız mı? Şurada Anladım bekleyin. anladım anne. Şurada bekleyin. Hiçbir kamera sizi çekmesin. Ece buraya gel. Oğlum sen de buraya gel. Tamam, saklandık Bekleyin anne buraya. burada. Bekleyin burada. Güvenlik görevlileri hazır aşağıdayken hemen şuraya gireceğim. Tamam. Evet. Patlattım. Paraları da aldım. Hemen kaçmalıyız. Ha? Efe Ece. Efe Ece. Gelin Anne. buraya. Aldım paraları. Çabuk. Hadi nasıl? Alarmlar çalmadı nasıl? Çabuk çabuk. Anne Siz merak etmeyin. Gelin nasıl buraya. Şuradaki otele saklanmamız lazım. Gelin. Tamam saklandık anne. Ece gel buraya. Heh. Gördünüz mü? Paraları aldım. Artık zenginiz. Gerçekten mi? Anne. Evet, evet. Beni Gerçekten mi? kameralar çekmiş olabilir ama sizi hiç kimse görmedi. O yüzden siz suçlu değilsiniz. Bir suçlu varsa o da benim. Ben de bir hafta sonra öleceğim için hiç kimse size hiçbir şey diyemeyecek ve bu paralarla hayatınızın sonuna kadar mutlu yaşayacaksınız. Tamam mı? Tamam Tamam. Tamam. Şimdi gelin bakalım. Bu paraları bir güzel harcayalım. Ne istediğiniz varsa alalım. Ölmeden önce sizi şeyi mutlu alalım. göreceğim. Her şeyi alalım anne. Evet. Evet. Anneciğim kıyafet alalım mı böyle zengin kıyafetleri? Tamam hadi. O zaman ilk önce araba alalım kızım. Bir yerden bir yere yürümekten bıktım zaten. Tamam anneciğim hadi gel. Abinin tek hayali araba sürmekti. Hadi gelin. Evet. Anneciğim şurada Ben beyaz araba beyaz araba sürmek var. istiyorum. Evet, orası otogaleri. Oradan alabiliriz. Gel oğlum, parasını da öderiz. Bir sürü paramız var ne olsa. Vay canına anneciğim bu araba çok güzel. Hangisini istiyorsunuz çocuklar? İkisini de alabiliriz ama bir Bence tanesini alsak yeter. bunu alalım. Hadi oğlum, bir Tamam tanesini alalım. seç. Ne olsa sen süreceksin. Aa teşekkür ederim anne. Ama yani kaza yapar mıyım bilmiyorum. Yapmazsın oğlum. Senin tek Ama hayalindi dikkatli bu zaten. olacağım. Arkadaşların sana öğretiyordu ya. Evet. Yani ilk defa süreceğim için sadece birkaç kere deneme olarak sürmüştüm. O da Tamam. zaten bir Hadi o yerden bir zaman yere şu gitmek büyük için. olana binelim. Hadi polisler görecek. Tamam. Hadi Hop gidelim abi, şu. bizi kıyafet yerine Önce götür. kıyafet alalım. Evet, şu üstümüzdeki paçavralardan kurtulalım. Tamam, biraz yavaş gidelim de polisler hemen fark etmesin bizi. Evet, sen de zaten düzgün süremiyorsun. Evet, şöyle birazcık daha yavaşa alayım. Tamamdır. Şöyle. Oh, arabayla bir yere gitmek de ne kadar güzelmiş. Sürekli yürümekten ayaklarımın tabanları Aynen ya şişmişti. şimdi Kızın burada. oraya bir daha geldik ama Oh, neyse. canım. Çok zengin kıyafetleri giymek istiyorum. Hep zenginler gibi olmak istemiştim. Ben de yeşilsin. Ben de erkekler tarafından alacağım. Hadi bakalım. Oo. Herkes en güzel kıyafetleri alsın, tamam mı? Tamam Hep zengin anneciğim. olmalıyız. Anne, bu çok iyi olmadı. Oğlum, en zenginlerin kıyafetinden giyeceksin. Altından kıyafet giyeceksin. Aa, ben anladım anne. Wow, nasıl oldu? Bakın hep zenginin kıyafeti. Çok güzel olmuşsun. Gerçekten zengin olduk. Ben de şu erkekler Efe? tarafından bir seçeyim Seç şöyle. bakalım. Evet, bulayım anne. Çok Çok güzel güzel. oğlum. Altına da Altını bir da bul. şeyler giy. Altına da bulayım. Tamam, buldum anne. Wow, çok Çok güzel olduk hadi. Hadi şimdi gidelim güzel. kendimize saray gibi bir ev alalım. Tamam. Oo. Çok iyi olacak ya. Anne şu yukarıda, abi şu yukarıdaki beyaz eve bak, oraya gidelim. Evet, Aa. gözlerden uzak olsun. Hani bu kuzeyde en uzak ev var ya. İşte o çatılık evi alabiliriz. Anne bir şey diyeceğim. Efendim oğlum. Yani ne kadar para çaldığında biz her şeyi alabiliyoruz. Oğlum bütün bankayı soydum. Neredeyse bütün Brookhaven'ı alabiliriz. Oo çok iyiymiş, çok Size ömrünüzün sonuna kadar yeter bu para. gerçekten mi? Evet. Yaşasın ya. Ama anne İşte hala bu ev. üzgünüm. Bu evi satın alalım. Tamam. O zaman Wow, bu evin içini görmeyi çok istiyorum. Hiç zengin evi görmemiştim. ben de öyle. Hep şu bizim kirli evde kalmıştık biz. Evet, Ece sen görmek istiyor musun? Tabii ki de anneciğim, bu ev çok güzelmiş ya. Heyecanımdan Beğendin mi kızım? konuşamıyorum. Havuzu Aa, var. içinde mutfak da var. Oh be. Sonunda zengin hayatı.
Bakar mısınız Yaşasın. koltuklara yumuşacık? Çok Evet. güzel. Eve bakın. Çocuklar gelin. Herkes kendine bir oda seçebilir. Aynı odada üçümüz kalmak zorunda değiliz. Anne, bize anne gerçekten biz çok teşekkür ediyoruz sana. Çok fazla para getirdin bize. Ömrümüzün sonuna kadar yapacağız da. Anneciğim. Evet anneciğim. Evet. Yani kötü olarak yapmak Hı. istemezdim bunu ama doktor bir hafta ömrüm kaldı deyince mecbur kaldım. Ne yapayım? Anne Evet bu anne oda ama benim. Ama tamam aslında iyi kızım. yanı da var. Bu paralarla seninle bir hafta geçinebileceğiz. Evet, bir hafta mutlu olmak istiyoruz, değil mi? Evet, bir hafta mutlu olalım. Abi bak benimki çok güzel. Ama Ay işte çok güzelmiş. anne polisler seni gördü artık aramaya başlamışlardır. Çok güçlü Evet. olman lazım senin. Gizlenmen lazım. Hadi hepimiz yatalım, dinlenelim, olur mu? Herkes bir odaya geçsin. Tamam. Ben de aşağıdaki odadan Yaşasın. geçtim. Vuhuu. Hop. Şöyle şuraya da bir Evin şöyle. keyfini çıkartın. Oh. Oh be. Ay çok güzel abi ya. Hadi Çok siz güzel değil mi uyuyun. kardeşim? Hadi Uyuyun, akşam uyuyalım. oldu. Dinlenin artık. Ben sizi uyandırmaya geliyorum. Çocuklar. Ay, aşağıdan annemin sesi mi geldi ya? Emre Abi Ece. Hadi uyanın. hadi kalk. Yuhu. Aradan bir Zengin hafta geçti. Bu benim son günüm. Yani bugün hayatım. öleceğim. Aa. Anne ya. Evet Olamaz ya. çocuklar. Gitme anne. Öksürüğüm de çok arttı zaten. Hadi gelin beraber son bir yemeğimizi yiyelim. Belki yemeği bile yiyemem. Oo. Ben hemen annem için yemeği hazırlamalıyım. Tamam ben oturayım kızım sen hazırla. Anne ne kadar saat kaldı? Hiç bilmiyorum ki oğlum. Galiba kendimi halsiz hissediyorum. Tamam anne. Öleceğim yakında galiba. Oo. Son Nam yemeğimse bu. Burger. Harika. Nyam nyam nam. nyam. Nam Tamamdır. Yemek çok bitti. iyiymiş Çok güzel. yemek. Evet. Allah Allah. Ben niye bugün ölmüyorum ki? Anne. Akşam oluyor. Baksana. Anne Anne. normalde ölecek olsan bir yere yatardın böyle yorgun yorgun kendini böyle kötü hissederdin ama Allah sen Allah. normal insan gibi duruyorsun. Anne Ben bence bir daha doktora gidelim. niye ölmüyorum? Allah Allah. Hadi gidelim o zaman. Anne eğer ölmezsen tutuklanırız. Yok kızım. Yani ölürüm mü herhalde doktor öleceksin dediğine göre. Belki yarın öleceğimdir. Gidip doktora soralım mı? Tamam anneciğim hemen doktora soralım. Anneciğim benim yine arkadaşlarıma gitme haftası ya gün. Tamam anneciğim sen git Onlara hadi bir daha bakalım. gitmem lazım benim. Tamam. Hadi Ece sürsün arabayı o zaman. Biz arabayla Hadi gidelim. gidelim. Yavaş kızım yavaş yavaş hop. Abim de nereden gidiyor ya? Evet arabayı biz alınca o yürüyerek gidiyor. Hop. Şu taraftan dur kızım yavaş. Yavaş sür çok hızlı sürüyorsun. Hasta bir kadınım ben. Evet anne, şimdi hızını yavaşlattım. Sağa döneceksin buradan. Yok sola mı dönecektin? Sağa dön. Ha. Dümdüz git aşkım. Git git git. Ay yolları da şaşırdım. Ben niye ölmedim ki Ece? Ama Senin ölmen hastalığım gerekiyordu. çok arttı biliyor musun? Of ya, nerede ya, nerede? Bir hafta önceki hastamı bulmam lazım benim. Gel kızım. Olamaz. Doktor Olamaz. amca, annem niye ölmedi? Doktor bey, doktor bey biz geldik Doktor amca, merhaba. annem niye Aa, ölmedi? ben tam da sizi arıyordum. Size çok önemli bir şey söylemem lazım. ne oldu doktor bey? O cihazdaki hani röntgen var ya, onun fotoğraflarını ayırmamışlar doktorlar. O yüzden de karışmış röntgen fotoğrafınız. Yani Yani ben ölmeyecek miyim? evet, ölmeyeceksiniz. Yani size çektiğimiz röntgen başka yere gitmiş diyeceğim de bayıldınız. Olamaz. Uyanın hanımefendi, uyanın. Hanımefendi iyi misiniz? İyi misiniz? Ay. Şaşkınlık geçirdi küçük kız. Ama Doktor hemen de. bey. Ay ayakta duramıyorum. Doktor bey siz ne diyorsunuz? Benim ölmem lazım. Ama şimdi
Bu iyi bir haber. Siz neden bunu kötü haber olarak algılıyorsunuz? Yani bazı olaylar geçti de o yüzden benim kesin ölmem lazım yani. Değil mi Ece? Evet anne, ama senin ölmen gibi, lazım. Röntgen fotoğrafları karışmış. Yani siz artık yaşayacaksınız. Olamaz. Ece gel kızım. Teşekkürler doktor bey. Yani yaptığınız yanlış hayatımı etkiledi. Şuradan bir gidelim de. Yani kızım çok yanıma gel diyorum. Diyeceğim sana. Anne şimdi anneciğim, sen ölmedin yani tutuklanacaksın. Sevinsen mi üzülsen mi bilemedim. Ama biliyor musun Ece? Artık ben bu şekilde yaşamama, hayatıma devam edemem. Yani ölmeyeceksem teslim olmam lazım. Çünkü beni hapse atacaklar. Sizin de hapse girmenizi istemiyorum. O yüzden gidip teslim olacağım. Sen sakın gözükme, tamam mı? Buradan bana bak, zaten polis merkezi karşıda. Ama beni ziyarete gelirseniz olur mu? Tamam anne, ben hemen abimi almaya gideyim. Tamam, abinle beraber gelin. Ben gidip teslim oluyorum. Abim sinema yerinde olmalı. Olamaz. Polis bey, ben bir suç işledim ve itiraf etmek istiyorum. Abi. Kardeşim ne oldu? Abi sen niye üstüne Annem, öyle giyindin? Sen neden ağlıyorsun? Ben mi? Evet. Ben niye mi böyle giydim? Size kandıracaktım ben tekrar fakir oldum diye. Şaka abi, yapacaktım size. Abi artık şakanın vakti değil. Annem ölmedi ve şu anda annem kendini hapishaneye attı. Ne? Nasıl? Ama, atla abi, atla atla. Ama demişlerdi bir saniye şu alttan üstümü giyeyim. Şöyle tamam giyindim. Bir dakika, doktor ölecek dememiş miydi ben? Sen ağlıyorsun abi, diye annemin ölmesini. Raporlar yanlış çıkmış, raporlar. Koş. Ne? Yani annem ölmeyecek mi? Ölmeyecek, bak burada. Anne. Çocuklar. Orada durun çocuklar. Çocuklarım, beni hapse attılar. Zaten beni banka soygunundan dolayı arıyorlardı biliyorsunuz. Ben de itiraf edince çok yıllar yatmazmışım. Anne paralar nerede? Paraların hepsi zaten kasada çocuklar. Onları da geri alacaklarmış. Hayır of ben ya, vermeyeceğim. Ya. Evet çocuklar. Yani ölmediğime sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Sizinle olmak istiyorum yani. Mutlu olmak istiyorum ama bilmiyorum işte. Keşke anne ya, fakir kalsaydık. Şunu da söyleyeyim. Ne kadar zaman hapis verdiler sana, hapis cezası? 15 yıl. Ne? 15 yıl mı? Anne evet, sen o kadar yıla ölürsün. Yani sizsiz geçecek. Keşke gerçekten fakir kalsaydım. Böyle kötü bir şeyler yapmasaydım da. Mutlu olsaydık. Sizinle beraber olsaydım değil mi? Evet. Evet anne ya. Of ya. Evet, önemli olan dürüst olmaktı. Evet, belki de banka soymasaydık ve bunlar olmayacaktı. Tekrardan hayatımıza dönecektik ama evet, hala fakir ama fakir mutlu kalacaktık. Olacaktık. Kuru ekmek yiyecektik ama ayrı olmayacaktık. Ya evet, anne ya. Böyle olacaktı. Ne oldu kızım? Ben seninle olmak istiyorum. Sensiz hayat geçmez. Evet kızım. Hadi kapıyı açın da of ne ya, sarılalım son kez. Gelin bakalım. Oh. Hop. Hop hop hop. Hop hop hop. Hop hop. Ay abi. Ne oldu Efe? Oh. Gelin bakalım ya, hadi. Evet arkadaşlar, bu videodan bu kadar olsun. Bu videoda abimle annemle beraber fakirdik ama zengine dönüştük. Dönüşmez olaydık. Dönüştük ve annem hapişe girdi. Artık hapiste kalacak 15 yıl. Yani doktor abi öleceğini söyledi. Ölmedi. Hapise girdi yani. Raporları karıştırmış ya. Böyle bir şey olamaz. Onun yüzünden annem hapse girdi. Evet, evet ya. Neyse. Bundan bir ders çıkaralım ve fakir olmanın mutlu olduğunu unutmayalım yani. Evet. Kötü şeyler yapmak iyi bir şey değildir. Değil mi? Bence evet, de. Videomuzu beğendiyseniz like atın bu arada. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Like, like, like. Hoşçakalın. Like.